Üslü ifadeler konusunun çoklu kazanım testlerine ait birinci testin çözümünü yapacağım. Birinci soru. Başlangıçta verilen kare birinci adımda 4 küçük kareye bölünüyor. Daha sonra her adımda oluşan küçük kareler 4'e bölünerek bir örüntü oluşturuluyor. Buna göre 6. adımda kaç tane küçük kare vardır? Birinci adımda 4 tane küçük kare var. İkinci adımda 16 tane küçük kare var. Sonra her küçük kare 4'e bölündüğünde toplam 3. adımda 64 tane küçük kare olur. Bunu örüntü oluşturacak şekilde yazdığımızda 1. adımda 4, 2. adımda 16, 3. adımda 64 bu şekilde ilerliyor. Bu 4 sayısı 4'ün birinci kuvveti, 16 sayısı 4'ün karesi, 64 sayısı 4'ün küpü. Bu şekilde gittiğimizde 6. adıma kadar 4 üzeri 6 olur. Küçük kare sayısı. 4 üzeri 6 sayısı da 2'nin karesinin 6. kuvveti olduğu için 2 üzeri 12'ye eşit olur. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki tabloda verilen ifade eden kaç tanesinin sonucu negatif tam sayıdır? Kare yerine eksi 2, üçgen yerine eksi 3 yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım ve bakalım ne çıkacak. Kare yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2'nin küpü. Burada negatif sayının tek kuvveti olduğu için bunun sonucu negatif çıkar. Sonra üçgen üzeri üçgen yani eksi 3'ün eksi 3. kuvveti olacak. Burada negatif sayının tek kuvveti olduğu için bunun sonucu negatif çıkar. Üçüncüsüne geldik. Burada eksi 3'ün eksi 4. kuvvetini almamız gerekiyor. Negatif sayının çift kuvveti olduğu için bunun sonucu pozitif olur. Üçgenin kare kuvveti alınması gerekiyor. Yani eksi 3'ün eksi 2. kuvveti negatif sayının çift kuvveti olduğu için bunun sonucu da pozitif. 3 üzeri kare diyor. Yani 3 üzeri eksi 2. Burada taban pozitif olduğunda sonuç her zaman pozitif çıkar. Bu da pozitif oluyor. 4'ün karenci kuvveti yani eksi 2. kuvveti negatif sayının çift kuvveti var. O zaman bu da pozitif olur. Burada da eksi 2'nin 4. kuvvetini alacağız. Negatif sayının çift kuvveti olduğu için bu da pozitif. Üçgen üzeri yani eksi 3 üzeri eksi eksi kare artı 2 olur. İki tane eksi yan yana geldiği için eksi 3'ün karesi 9. Bu artı olur. Ve son olarak 2 üzeri kare, 2 üzeri eksi 2 taban pozitif olduğu için sonuç her zaman pozitif çıkar. Kaç tanesi negatiftir diyor. 2 tanesi negatif çıktı. Şu ilk iki yaptığımız cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. A, B ve C birer rakamdır. A üzeri B çarpı C üzeri A eşittir. A, B, C, A eşitliğini sağlayan 4 basamaklı A, B, C, A sayısına nar test sayısı diyelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nar test sayısıdır? Sayı 2762 A şıkkında burada A, B, C, A harflerine karşılık gelen sayıları eşleştirelim. A 2 oldu. B 7, C de 6 oldu. Bu eşit olması lazım A'nın B'ninci kuvvetine. Yani 2 üzeri 7 çarpı C'nin A'nıncı kuvveti yani 6'nın karesine. 2 üzeri 7 128 yapar. 6'nın karesi de 36. Burada 128 ile 36'yı çarptığımızda son rakam 6 kere 8 48'den son rakam 8 olacak. Yani buna eşit olması mümkün değil. Çarptığımızda eşit olmadığını da görmüş olacağız. 26,82 var B şıkkında. Burada A, B, C, A'yı eşleştirelim hemen. A yerine 2 geldi. B yerine 6. C yerine 8. A'nın B'ninci kuvveti yani 2 üzeri 6'yı bulacağız. Sonra C üzeri A 8'in karesi. 2 üzeri 6 64 yapar. 8'in karesi de 64. 4 kere 4 16. Son rakam 6 olan bir sayı olur ki buna eşit olmadığı belli. C'ye gelelim. C şıkkına. A, B, C, A'yı eşleştireceğim. A yerine 2 yazıyoruz. B yerine 5. Sonra C yerine 9. A yerine 2. Yani 32 sayısıyla 81 sayısını çarpmış olacağız. Şurada bir çarpalım. 2592 eşit mi diye görelim. 2, 16, 3, 3 kere 8, 24. Topladığımızda 2, 9, 5, 2. Evet, 2592 eşit oldu. Demek ki nar test sayısıymış bu. Cevabımız C şıkkı.
Dördüncü soru. Yukarıda verilen ilk örüntüde üçgen içine yazılan sayının kendine kadar olan asal sayılar kuvvet olarak yazılıp çarpılıyor. İkinci örüntüde ise kare içine yazılan sayıların kendine kadar olan asal sayılar kuvvet olarak yazılıp bölünüyor. Buna göre kare 10 çarpı üçgen 10 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Yukarıda yapılanları incelediğimizde tabanlar 8, 8, 8, kuvvetler 2, 3, 5, 7 yani 8'den küçük asal sayılar. İşte o 2, 3, 5, 7'yi toplayınca 17 yapıyor. Yani 8 üzeri 17'yi o şekilde bulmuş. Kare 8'e geldiğimizde yine kuvvetler 2, 3, 5, 7 olduğunu görüyoruz. Sekizin karesini 8'in küpüne bölüyor. Bu 8 üzeri eksi 1 olur. Sonra 8 üzeri eksi 1'i 8 üzeri 5'e bölmemiz gerekiyor. En sonunda 8 üzeri 7'ye böleceğiz. Şu işlemi önce yaptığımızda 8 üzeri eksi 6 gelir. Onu da 8 üzeri 7'ye böldüğümüzde 8 üzeri eksi 13 olur. Bu şekilde sonucu bulmuş. Kare 10'u inceleyelim biz şimdi. Kare 10. Burada bir bölme yapmamız gerekiyor. Kimi? 10'un kuvvetlerini, 10'dan küçük olan asal sayılar 2, 3, 5, 7'dir. O yüzden 10 üzeri 2 bölü 10 üzeri 3 bölü 10 üzeri 7 bölü 10 üzeri 13. 13 değil. Yanlış yazdık. 7 yazacaktım. Şuraya 5 yazıp diğerine 7 yazacaktım. Evet. 10 üzeri 5 10 üzeri 7. Şu yukarıdaki bölmeye çok benziyor. Sadece taban 8 değil de 10 olmuş burada. Benzer işlemi yaptığımızda 10 üzeri eksi 13 çıkar. Şimdi ise üçgen 10'u hesap edelim. Burada da 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 7. Bu da ne yapar? 10 üzeri 17 olur. Bu ikisini de çarpmamız gerekiyor. Yani 10 üzeri 17 ile 10 üzeri eksi 13'ü çarpıyoruz. O da 10 üzeri 4 olur. 10 üzeri 4 sayısı 1'in yanında 1, 2, 3, 4 tane 0 var demektir. Yani 5 basamak. Cevabımız C şıkkı. 5. soru. Bir aile ortalama 5 günde bir ekmek israf ettiği bir ülkede 20 milyon aile yaşamaktadır. Bu ülkede bir ayda ki bir ay 30 gün alıyor. İsraf edilen ekmek sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 5 günde bir ekmek israf ediliyor. 5 günde bir ekmek. Bir aile için bir aileye odaklandım. Acaba bir aile 30 günde kaç ekmek israf eder? Buradan basit bir orantı kurduğumuzda 5 tane x eşittir. Her zaman doğru orantıdır bunlar. 30 x eşittir 6. Yani bir aile ayda 6 ekmek israf eder. Tam 20 milyon aile var. O zaman 20 milyonu yani 20 çarpı 10 üzeri 6'yı bizim 6 ile çarpmamız gerekiyor. O da 120 çarpı 10 üzeri 6 oldu. Bilimsel göstermemiz istendiği için 120 sayısını 1 ile 2 arasına getiriyorum. Yani 2 basamak küçülttüm. 10'un kuvvetini 2 basamak artırıyorum. Cevabımız D şıkkı. 6. soru. Yukarıda kenar uzunlukları verilen ABCD dikdörtgeni ile EFGH karesinin alanları EFGH karesinin alanları toplamı KLM ikizkenar dik üçgeninin alanına eşittir. Buna göre KL uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Bu ikisinin alanlarını bir toplayalım. Nasıl olacak? Önce dikdörtgenin alanını bulalım. 4 üzeri 4 çarpı 8 üzeri 6. Burası 2 üzeri 8 yapar. Diğer tarafta 2 üzeri 3 kere 6'dan 18. 2 üzeri 26 oldu. Karenin alanını hesap edelim. 2 üzeri 13'ün karesini almamız gerekiyor. Bu da 2 üzeri 26 oldu. İkisinin alanını topladığımızda 2 üzeri 26 ile 2 üzeri 26'yı topluyorum. Bu 2 tane 2 üzeri 26 yapar. Yani 2 üzeri 27 oldu. İşte üçgenin alanı da 2 üzeri 27'ymiş. Bunun bir kenarına biz x dersek eğer dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Bu da 2 üzeri 27 olacak. Buradan x'in karesi eşittir. 2 üzeri 27 ile 2'yi çarptığımızda 2 üzeri 28 olur. O zaman x buradan 2 üzeri 14 çıkar.
Şıklara baktığımızda B şıkkı 2'nin karesinin 7. kuvvet olarak düzenlendiğinde 2 üstü 14 olur. Yani cevabımız B şıkkı. Üstlü ifadeler konusunun çoklu kazanım bölümüne ait ikinci testin sorularına başlıyorum. Birinci soru, yukarıda bazı harfler ve bu harflerin değerleri verilmiştir. Bu harfleri değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sırayla yan yana yazıldığında aşağıdaki kelimelerden hangisi elde edilir? Bize verilen harflerin değerlerini bir rahat düzenlememiz gerekiyor. Hepsinin önündeki sayıyı 24 yapalım. R'den başlayalım. Buradan R eşittir. 24 diye yazarsam öndeki sayıyı 3 basamak büyütmüş oluyorum. Bu durumda 10'un kuvvetini 3 basamak küçültürüm. Eksi 12'den eksi 15'e düşmüş olur. Sonra T'ye gelelim. T eşittir. T'de herhangi bir düzenleme yapmamıza gerek yok. Zaten 24 öndeki sayı. O'ya gelelim. 2400'ü 24 diye yazdım. Yani 2 basamak küçülttüm. O zaman 10'un kuvvetini 2 basamak arttırmalıyım. Eksi 14 oldu. K'ye gelelim. 24 diye yazdım öndeki sayıyı. 1 basamak büyütmüş oldum. 10'un kuvvetini 1 basamak küçültüyorum. Ve son olarak A'ya geldik. A sayısını 24 diye yazdım. 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyütmüşüm. O zaman 10 üzeri 5 basamak küçültüyorum. Eksi 12, eksi 17 olur. Burada hepsi 24 olduğu için 10'un kuvvetlerine odaklanmamız gerekiyor. 10'un kuvvetlerinden büyük olan daha büyüktür. En büyük olan O oluyor. Sonra R, sonra T, sonra A, sonra K. Ortak cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Bilgisayarda veri depolama birimlerinden en küçük kapasite ölçü birimi bittir. Saniyede 64 kilobayt veri indiren bir bilgisayar 1 gigabaytlık veriyi kaç saniyede indirir? Burada kilobayt ve gigabayt verilmiş. Bunları birbirine dönüştürmeliyiz. 1 megabayt 2 üzeri 10 kilobayt, 1 gigabayta 2 üzeri 10 megabayt bu dönüşümü kullanabiliriz. Bizim gigabaytı öncelikle megabayta çevirmemiz gerekiyor. Oradan da kilobayta geçiş yapıyoruz. Bu dönüşümlerde 2 üzeri 10 ile çarpmamız gerekiyor 2 defa. O zaman 1 gigabaytı 2 üzeri 10 ile çarpıyoruz 2 defa. İşte bu kadar kilobayt oldu. Yani 2 üzeri 20 kilobaytlık bir veriden bahsediyoruz. Saniyede 64 kilobayt indirildiği için 2 üzeri 20'yi de 64'e yani 2 üzeri 6'ya bölüyorum. O da 2 üzeri 14 yapar. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda 8 kart üzerinde yazılı olan sayılardan en çok kaç tanesi birbirine eşittir? Birinci kartın üzerinde eksi 3 üzeri 6 yazıyor. Ona dokunmayalım. İkinci karta geldiğimizde eksi 9'un üçüncü kuvveti. Bu negatif sayının tek kuvveti olduğu için sonuç negatif çıkacak. Yani eksi 9 üzeri 3 ile aynı şeydir bu. O da eksi şu 9 üzeri 3'ü 3 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. O zaman birinci ile ikinci aynı çıktı. Şuraya eksi 3 üzeri 6 yazıyorum. Eksi 9 üzeri 3 var. Biraz önce bu çıktı zaten. Eksi 9 üzeri 3 de eksi 3 üzeri 6'ya eşittir. Ve şuraya dikkatli odaklanalım. Eksi 9'un karesinin eksi 1. kuvveti var. Burada negatif sayının kuvvetleri var. En dıştaki kuvvete bakılır. En dıştaki kuvvet. Eksi şu 9'un karesi 3 üzeri 4'e eşit. Eksi 3 üzeri 4 oldu. Evet bu diğerleriyle aynı olmadı. 27'nin karesi burada taban pozitif olduğu için zaten sonuç kesinlikle pozitif çıkacak. Bu 3 üzeri 6 olur. Eksi 27'nin karesi buradaki kuvvet çift olduğu için bu aslında 27'nin karesi demektir. Yani 3 üzeri 6 demek. Şu üçüncüye baktığımızda eksi 27 üzeri eksi 2. Buradaki 27 sayısı 3'ün küpüdür. Üzerine eksi 2 ile çarptığında 3 üzeri eksi 6 olur. Bir de önünde eksi var. Yani eksi 3 üzeri eksi 6 oldu. Eksi 3 üzeri 6'ya geldiğimizde kuvvet çift olduğu için bu 3 üzeri 6 olur. Yani pozitif olur. Burada en çok birbirinin aynısı olan kimler var? Onları şöyle bir belirleyelim. Eksi 3 üzeri 6 var burada. Burada da eksi 3 üzeri 6 var ikincisinde.
Eksi 3 üzeri 6. Dolayısıyla 3 tane eksi 3 üzeri 6 geldi. 3 üzeri 6'ya baktığımızda burada 2 tane var. Evet, en çok birbirine eşit olan 3 tane oluyor. Bu durumda cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda verilenlere göre x çarpı y aşağıdakilerden hangisine eşittir? Baktığımızda bir üçgen var. Üçgenin içinde bir sayı var. 2'nin içindeki sayı kuvvetini alıyor. Diğer tarafta da 4'ün içindeki sayı kuvvetini alıyor. Burada x ve y bize tanımlanmış. Önce onları bulalım. Şöyle başlıyoruz. Birinci üçgene odaklanalım. Burada üçgenin içine 3 yazdığında bunun sonucu 2 üzeri 3'ten 8 olur. Şimdi üçgenin içinde artık 8 yazıyor demektir. İkinci üçgene geldim. Bu 2'nin 8. kuvvetini alacağız demektir. O da 256 yapar. Üçüncü üçgenin içinde artık 256 yazıyor. Bunun sonucunu bulacağız. O da 2 üzeri 256 demek. Gelelim kareye. Karenin içerisinde 2 yazdığında biz bunu 4'ün karesi olarak anlıyoruz ve 16'dır. Şimdi karenin içerisinde 16 yazıyor. Bu da 4 üzeri 16 demektir. Yani 2 üzeri 32. X ve Y'yi bulduk. X 2 üzeri 256. Y de 2 üzeri 32. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplanır. 288 olur 2 üzeri. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Yukarıdaki sayılar 3 çarpı 3'lük bir tablonun birim karelerine her bir satır ve her bir sütundaki sayıların çarpımı birbirine eşit olacak şekilde yerleştirildiğinde 3 satırın her birindeki sayıların çarpımlarının toplamı kaçtır? Her satırdaki sayıların çarpımı birbirine eşit. Buradaki sayıların tamamını buraya yerleştirmekle uğraşmıyoruz. Bunun tekniği şu şekilde. Şu satırdaki sayıların çarpımını bilmiyorum. Diyelim atıyorum bu x olsun. Buradaki 3 tane sayı çarptık. X çıktı. Buradaki 3 tane sayı çarpınca o da x çıkacak. Buradaki 3 tane sayı çarpınca o da x çıkacak demektir. Burada 3 tane x'i çarptığımızda x küp olur. Bu 3 tane x'in çarpımı şuradaki 9 tane sayının çarpımına eşit olur. Yani şuradaki sayıların hepsini çarpacağız demektir. Bunları çarptığımızda tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri topluyoruz. Yani 3 üzeri 1'den 9'a kadar olan sayıları topladığımızda 45 olur. X'in küpü 3 üzeri 45'e eşit oldu. Buradan x küp eşittir. 3 üzeri 45'i yani 45 sayısı 15 kere 3 olduğu için oradaki 3'ü dışarıya alıp 15'i içeride bırakalım. Dolayısıyla dikkat edilirse burada küpler birbirinin aynısı oldu. O zaman 3 üzeri 15 gelecek. Yani bir satırdaki sayıların çarpımı 3 üzeri 15. 3 tane satır var burada. İşte her satırdaki sayıları toplayacakmışız. Çarpımlarını toplayacakmışız. Yani 3 üzeri 15 bir satır. Diğer satır da 3 üzeri 15. Diğer satır da 3 üzeri 15. Dolayısıyla burada 3 tane 3 üzeri 15 geldi. Şu 3 üzeri 1 şeklinde düşünüldüğünde bu çarpımın sonucu da 3 üzeri 16 yapar. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Türkiye'de günlük ekmek israfı 6 milyon adettir. Bir ekmeğin fiyatı 1,25 TL olduğuna göre bir günde ekmek israfının değerinin TL cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 6 milyon ekmek tüketiliyor. Bu ekmeğin fiyatı ne kadar onu bulalım. Bunun için 6 milyonla 1,25'i çarpmalıyız. 6 milyon demek milyonda 6 sıfır olduğu için 6 çarpı 10 üzeri 6. Bunu 1,25 ile çarpacağız. 6 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 125 sayısını 1,25 sayısını 125 bölü 100. Hatta 10 üzeri 2 diye yazayım orayı. Neden öyle yaptım? Çünkü 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 2'yi birbirine böleceğim. Buradan 6 çarpı 125 çarpı 10 üzeri 4 oldu. 6 kere 125'i şurada çarpıp görelim ne olduğunu. 6 kere 5 30. 6 kere 2 12. 15. 750. 750 çarpı 10 üzeri 4. Bu da bilimsel olması için 7,5 yazar. 2 basamak küçültürüm. 10'un kuvvetini 2 basamak artırmalıyım. 7,5 çarpı 10 üzeri 6. Cevabımız C şıkkı. Üslü ifadeler konusunun çoklu kazanım bölümüne ait 3. testin sorularını çözeceğim. 1. sorumuz.
Bir yumurtada 13 gram protein vardır. Ahmet bir yılda 180 tane yumurta tüketiyor. Buna göre Ahmet'in bir yılda yumurtalardan aldığı protein miktarının miligram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada yumurtadaki proteini gram olarak vermiş, bilimsel gösterimi ise miligram olarak istiyor. Öncelikle buna dikkat ediyoruz. 180 tane yumurta yemiş. Bir tane yumurta 13 gram olduğu için 13 ile 180'i çarpıyoruz. Bu da 2340 gram yapar. Bunu miligrama çevirmemiz gerekiyor. Miligrama çevirmek için 1000 ile çarpmamız yeterli. Yani 10 üzeri 3 ile çarptığımızda bu miligram olur. 2340 sayısını 3 basamak küçülttüğümüzde 2,34, 10 üzeri 3'ü de 3 basamak büyüttüğümüzde 10 üzeri 6 olur. İşte bu D şıkkında olduğu için cevabımız D. İkinci soru. Yukarıda Recep'in marketten aldığı 600 gram zeytine ödediği ücretin TL cinsinden çözümlenmiş hali verilmiştir. Buna göre Recep marketten 1 kilogram zeytin alsaydı kaç TL ödeme yapardı? Buradaki zeytinin fiyatını bulalım. Onlar basamağında 1 var. Birler basamağında 6. Onda birler basamağında da 8 var. 16,8. Bir orantı kuralım. 600 gram zeytin 16,8 TL ise 1 kilo yani 1000 gram zeytin acaba kaç TL'dir? Burada 600 ile x'i çarpıyoruz. 1000 ile de 16,8'i. 2 0 soldan 2 0 sağdan silebilirim. 6x eşittir 10 çarpı 16,8 o da 168 olur. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde x 28 çıkar. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki kartlar üzerinde yazılı olan üslü ifadelerin değerlerine göre küçükten büyüğe sıralandığında aşağıdaki dizilişlerden hangisi doğrudur? Burada hepsinin kuvvetini 10 üstü 5 yapmaya çalışalım. 1,75 çarpı 10 üstü 5. Birinci kartı dokunmadık. İkinci kartı da 10 üzeri 5 yapmak için bir basamak öndeki sayıyı büyütmemiz gerekiyor. Yani 176 çarpı 10 üzeri 5 olur. Üçüncü kartta 10 üzeri 7 var. Onu 2 basamak küçültmeliyim. O zaman öndeki sayı 2 basamak büyütmeliyiz. Yani 17.800 çarpı 10 üzeri 5 oldu. Onun kuvvetleri aynı olduğu için artık öndeki sayılara karşılaştırabiliriz. Bu durumda küçükten büyüğe sıralayacağız bu arada. En küçüğünün mavi kart, sonrakinin sarı, sonrakinin de yeşil kart olduğunu görüyoruz. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda uzunluğu 5 x 2 üzeri 7 mm olan dikdörgen şeklindeki eş tahta parçalarından 32 tanesi üst üste konularak bir kare elde ediliyor. Buna göre bu tahta parçalardan birisinin yüzünün alanı, bir yüzünün alanı kaç milimetre karedir? Buradaki dikdörgenler üst üste konuyor. Dikdörgenin bir kenarı 5 x 2 üzeri 7, diğer kenarı ise x. 32 tanesi üste koyulduğu için şurası 32x olur. Ve bir kare elde ediliyor. Bunun manası şu. 32x'li kenar eşittir diğer kenara. Buradan 32 sayısı 2 üzeri 5 şeklinde düşünülür. 5 çarpı 2 üzeri 7 sayısını da biz 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2 diye parçalayabiliriz. Neden böyle yaptık? Şunlar sadeleşsin diye. Burada 5 kere 4'ten 20 geldi x sayısı. Gelelim dikdörgenin alanına. Bir kenarı 5 çarpı 2 üzeri 7, diğer kenarı 20. Dolayısıyla 100 çarpı 2 üzeri 7 olur. 100 sayısını da 10'un karesi şeklinde yazabiliriz. Bir de 2 üzeri 7'si var. Bu formatta düşünebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Yukarıda verilen bardağın içindeki su küp şeklinde buz vardır. Küp şeklindeki buz parçasının suyun üstüne kalan kısmı %15'ini oluşturuyor. Küp şeklindeki buzun bir aletinin uzunluğu 2 cm olduğuna göre suyun altındaki kısmının milimetre küp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada küpün ayrıtlarının santimetre olarak verildiğini ve bilimsel gösterim milimetre küp olması gerektiğine dikkat ediyoruz. Küpün hacmini bulalım. 2'nin küpü yapar küpün hacmi yani 8 cm küp olur. 8 cm kübü milimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 8000 milimetre küp oldu. Bunun %15'i suyun üstünde. Suyun altında ise o zaman %85'i vardır. Yani 8000'in %85'ini hesap etmemiz gerekiyor.
2,0 alttan 2,0 üstten, o da 80 çarpı 85 oldu. Sol tarafta 8 de 85'i çarpalım. 8 kere 5 40, 8 kere 8 64, 68 oldu. Evet, 680, bir de 0'ı var. İşte bu kadar milimetre küp oldu. Bunu da şıklara benzetmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. 68 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde yazalım. A şıkkı 68'i 680 diye yazarsak, 6,8'i 2 basamak büyütürsem, o zaman diğer taraf 2 basamak küçülür. 680 çarpı 10 üzeri 2 olur. Bu aradığımız cevap değil. B şıkkı 6,8'i 68 diye yazıyorum. Bir basamak büyüttüm. 10 üzeri 3'ü bir basamak küçültüyoruz. Evet, aradığımız cevap B şıkkı. Altıncı soru. Yukarıda verilen tablonun içindeki sayılardan hangi renk bölmede bulunan sayı diğerlerinden farklıdır? Hepsinin ön tarafını 3,314 sayısı şeklinde yazalım. 314 diye yazdım. Yani 2 basamak küçülttüm. O zaman 2 basamak büyüttüm. O zaman onun kuvvetini 2 basamak küçültmem lazım. 314 çarpı 10 üzeri 6 olur. Kırmızı bölgeye geldim. 314 diye yazdım. 1, 2, 3, 4 basamak büyüttüm. O zaman onun kuvvetini 4 basamak azaltmalıyız. 6'ya düşer. Mor renge geldiğimizde 314 diye yazdığımızda 1, 2, 3, 3 basamak burayı küçültmüş olduk. O zaman onun kuvvetini 3 basamak artırmalıyız. Ve yeşile geldik. Burayı 314 diye yazdığımızda 1 basamak büyütmüş olduk. Onun kuvveti 1 azalırsa 10 üzeri 8 olur. Evet, burada 10 üzeri 8 diğerlerinden farklı oldu. Farklı olan D şıkkı oluyor. Üstü ifadeler konusunun çoklu kazanım bölümüne ait 4. testin çözümlerini yapacağım. 1. soru. Bir sayının birden büyük tüm bölenlerinin eksi 1. kuvvetleri toplanıyor. Elde edilen toplam 1 ise bu sayıya özel sayı diyelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel sayıdır? Matematikte 3 tane sayı, hatta daha da fazla var ama özellikle 3 tanesi 6, 28 ve 496 sayıları. Bunlar önemli sayılardır. Bu sayılar yer yer karşımıza çıkıyorlar. Buradaki 28 sayısının çarpanlarını bulalım. 1 kere 28, 2 kere 14 ve 4 kere 7, 28 yaptı. Bunun birden büyük bölenleri şunlar oluyor. Bunların eksi birinci kuvvetlerini alalım. Yani 2 üzeri eksi 1 artı 4 üzeri eksi 1 artı 7 üzeri eksi 1 artı 14 üzeri eksi 1 artı 28 üzeri eksi 1. Bakınız 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 7 artı 1 bölü 14 artı 1 bölü 28. Bunu 2 ile, bunu 4 ile, bunu 7 ile, bunu da 14 ile genişlettiğimizde yukarıya yazıyorum. Ortak paydamız 28. 14 kere 1 14, 7 kere 1 7, 4 kere 1 4, 2 kere 1 2 ve bir de 1 kaldı. Yukarısı 14, 21, 25, 27, 28 oldu. Aşağısı da 28 oldu ki sonuç 1, aranan durum ortaya çıkmış oldu. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Yukarıdaki kartlar ikişerli gruplandırılarak gruplardaki iki kartın numarası farklı ise küçük olan taban ve büyük olan üst olarak yazılıyor. Aynı ise biri taban, diğeri üst olarak yazılıyor. Buna göre elde edilen 3 farklı ifadenin çarpımı en çok kaçtır? Şurada 4 ile eksi 4'ü bir grup yapalım. Ve bunun en çok olması için, ki zaten öyle yapmak durumundayız çünkü küçük olanı taban yapacak. Zihnime bir şey geldi ama zaten öyle olması gerekiyormuş. Eksi 4 üzeri 4 çarpı. Daha sonra eksi 2 ile 2'yi bir grup yapalım. Bu da eksi 2'nin karesi olur. Küçük olanı tabana yazdım. Sonra 3 üzeri 3 ile 2'yi bir grup yapalım. Küçük olan 2 olduğu için 2'yi aşağı yazmam gerekiyor. Yani taban olacak. Eksi 4'ün 4. kuvveti negatif sayının çift kuvveti olduğu için pozitif. Yani 2 üzeri 8 şeklinde bunu hemen yazabilirim. Burası da 2 üzeri 2 yapar. Burası da 2
çarptığımızda 2 üzeri 13 olur. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki kartlar üzerine yazan sayılara göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre ortadaki karta yazan sayı X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birazcık düzenleme yapalım. Şu 64 sayısı 2'nin 6. kuvvetidir. Onun da üstünde 5 var. Yani 64 sayısı aslında 2 üzeri 30 demek. 25'in 15. kuvveti de 5'in karesinin 15. kuvveti olarak yazıldığında 5 üzeri 30 olacak. Yani bizim aradığımız sayı 2 üzeri 30 ile 5 üzeri 30'un arasında bir sayı olacak. A şıkkı 16 üzeri 7. O 2 üzeri 16 üzeri 7'ye 2'nin 4. kuvvetinin 7'si yazıyorum. Oradan 2 üzeri 28 oldu. 2 üzeri 28, 2 üzeri 30'un solunda kalır. Arada olmaz. B şıkkı 27'nin 10. kuvveti. Bu 3 üzeri 3'ün 10. kuvvetinden 3 üzeri 30 olur. Evet, 3 üzeri 30 bu araya gelir. Hatta yazalım 3 üzeri 30'u. Bakınız kuvvetler aynı. Hepsinde 30 kuvvetler. Tabanlara baktığımızda 2, 3 ve 5 olduğunu görüyoruz. Küçükten büyüğe doğru bir sıralama var. Cevap B şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda verilen sayılardan 6 tanesi bir zarın 6 yüzüne karşılıklı yüzlerdeki sayıların çarpımları birbirine eşit şekilde yazıldığında hangi sayı kesinlikle dışarıda kalmaz? Buradaki sayıları küplerin üzerine tek tek yazmak zahmetli ve uzun olacaktır. Bunu şöyle bir teknikle çözebiliriz. Şurada verilen bütün sayıları öncelikle çarpıyorum. Taban 5 zaten. Kuvvetleri de topladığımızda şuradan eksi 7, eksi 13, eksi 20 gelecek. Eksi 20 de buradan eksi 40. Şuradan da bir eksi 20 daha eksi 60. Eksi 10 da buradan eksi 70 gelecek. Hepsinin çarpımı eksi 70 geldi. Zarın 6 tane yüzü var. Bunları biz ikişerli gruplandırdığımız zaman toplam 3 tane grup olur. 3 tane grup. 3 tane grup olduğu için şu 5'in üzerindeki kuvvet olan sayının 3'e bölünmesi gerekir. 3'e bölünmesi için A şıkkındaki sayı dışarı yatsak. Eksi 70 hepsinin kuvvetleri çarpımı eksi 70 oluyor. Kuvvetleri, yani üstteki kuvvetlerin toplamı eksi 70 oluyor. 5 üzeri eksi 7'yi dışarı attığımızda kuvvetlerin toplamı 5 üzeri eksi 63 olur. Eksi 63 sayısı 3'e bölündüğü için 5 üzeri eksi 7'yi dışarı atabiliriz. Hiçbir sorun olmaz. Hatta attıktan sonra ne kalır onu da göstereyim. 5 üzeri eksi 7'yi atalım dışarıya. Eksi 63 sayısını 3'e böldüğümüzde eksi 21 olur. Yani kuvvetlerin 21 olması gerekiyor. Eksi 21 olması gerekiyor. Yani karşılıklı kuvvetleri çarptığımızda, karşılıklı üst sayıları çarptığımızda kuvvetlerin eksi 21 olması gerekiyor. Bakınız bunu dışarıya attım. Mesela şu ikisini bir grup yaptığımızda çarpımları eksi 21 olur. Kuvvetlerin çarpımları. Yanlış ifade etmiş oluyorum. Şunu demek istiyorum aslında. 5 üzeri eksi 8 ile 5 üzeri eksi 13'ü çarptığımızda 5 üzeri eksi 21 olur. Bunu demek istiyorum. 5 üzeri eksi 9 ile 5 üzeri eksi 12'den de yine 5 üzeri eksi 21 gelir. Şuradan da 5 üzeri eksi 21 gelir. Yani istediğimiz durumu ortaya çıkmış oluyor. 5 üzeri eksi 7'yi atabiliriz. Eksi 10'u dışarıya attığımızda geriye eksi 60 kalır. Eksi 60 3'e bölünür mü bölünmez mi? Bölünür. O yüzden bunu atabilirim. Peki 5 üzeri eksi 13 atabilir miyim? Onu da şöyle kontrol ediyorum. Eksi 70 eksi 13'ü attığımız zaman geriye eksi 57 kalır. Eksi 57 3'e bölünür mü? Evet bölünür. O zaman bunu da atabilirim. 5 üzeri eksi 11 eksi 70'ten o eksi 11'i biz eksilttiğimizde geriye eksi 59 kalır. Eksi 59 sayısı 3'e bölünmediği için işte bu sayıyı dışarıya atamayız. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. 0,00144 çarpı 10 üzeri m ifadesinin değeri 10 üzeri 4'ten küçüktür. 0,00000058 çarpı 10 üzeri k ifadesinin değeri de 10 üzeri 4'ten büyüktür. Buna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri ve k'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri için k çarpı 10 üzeri m ifadesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Buradaki ifadenin 10 üzeri 4'ten küçük olması gerekiyor. O zaman şu ifadeyi 10 üzeri 4'ten küçük bir sayıya ayarlayalım. Ne olabilir? Yalnız 10 üzeri 4'e de yaklaştırmaya çalışacağım. Bakınız 1440 şeklinde yazdığımızda bu 10 üzeri 4'ten ki 10 üzeri 4 de 10.000 demektir. 10.000'den küçük olur. Peki bu 1440'deyi de 14.400 yapsaydım o zaman 10.000'den büyük olurdu. Demek ki bunu daha fazla büyütemiyorum. Bu kadar büyütebilirim. İşte bu öndeki sayıyı 1440 olarak yazdığımızda sayıyı kaç basamak büyütmüş oluyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de 0 var. 7 basamak büyüttük. O zaman onun kuvvetini yani m'yi 7 basamak küçültmüş olmamız gerekiyor. İşte bu sayı küçük olacak 10.000'den. Gerekli ayarlamayı yaptığımızda şuradaki sayı 10.000'den küçük olduğu için şu 10'un kuvvetinin artık 0'a eşitleyebiliriz. Yani m-7'yi 0 yapıyorum. Buradan m 7 olur. Benzer şeyi ikincisi için yapacağım. 10 üzeri 4'ten büyükmüş burası. O zaman şu öndeki sayıyı 10 üzeri 4'ten büyük olacak şekilde ayarlayacağım. Fakat 10 üzeri 4'ü çok geçmeyecek. Yani ondan büyük olacak ama ona yakın bir şey almaya çalışacağım. 58 diye yazsam 58 sayısı 10.000'den büyük mü? Değil tabii ki. 580 olsa olmadı. 5800 olmadı. 58.000 evet oldu. 58.000 10.000'den büyük. Tamam daha fazla ilerlemiyorum. Ne kadar büyütmüş olduk öndeki sayıyı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada sıfırlar var. 10 basamak büyüttüm. O zaman K'yi 10 basamak küçültmem lazım. İşte bunun 10.000'den büyük olması gerekiyor. Şu öndeki sayıyı zaten ayarladık. 10.000'den büyük. Şunun artık 0 olması gerekir. Yani K eksi 10 eşittir 0'dan K eşittir 10 çıktı. M'de K'de belli. Diyor ki K çarpı 10 üzeri M. M ne? 7. Bunu biz 10 üzeri 8 şeklinde de yazabiliriz. Şu 10 üzeri 1 olduğu için. C şıkkında 1 çarpı 10 üzeri 8 var. O da zaten 10 üzeri 8 demek. 6. soru. Yukarıda verilen altılı soda şişelerindeki toplam soda miktarının litre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bir tane soda şişesi 330 mililitre. 6 tane var bundan. O zaman 330'u 6 ile bir çarpalım. 0, 6 kere 3 18, 6 kere 3 18 bir de elde var 19. 1980 mililitre oldu. Burada litre cinsinden çözümlenmiş halini istiyor. Yani bunu bizim litreye çevirmemiz lazım. O yüzden 1000'e bölüyoruz. Şunlar gider. Burası 1,98 litre oldu. Şimdi 1,98'i de çözümlersek 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Aradığımız cevap bakıyorum C şıkkında var. Üslü ifadeler konusunun yeni nesil testlerine ait birinci testin çözümüne başlıyorum. Birinci soru. Yukarıdaki tavşan, havuç ve evin birbirine olan uzaklıkları kilometre cinsinden ABC şeklinde verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre ABC arasındaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 9 küçüktür 2, A küçüktür 14. Burada A yerine acaba kaç yazılmış olabilir? 2'nin kuvvetleri incelendiğinde 2'nin 3. kuvveti 8. Demek ki A yerine 3 yazılmış olamaz. 2'nin 4. kuvveti 16 olur. Bu da 4 de yazılamaz. Peki ne yazılabilir? Buradaki A sayısı bir tam sayı değildir. A sayısı için sadece şunu söyleyebiliriz. 3 ile 4 arasında bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. 3 de olamaz, 4 de olamaz. Çünkü sağlamıyor. Arada bir sayı olmak zorunda. İkinci ifadeye baktığımızda orada da 3'ün kuvveti var. 3'ün karesi 9'a eşit. 3'ün küpü de 27'ye eşit. Yani B yerine 2 yazdığımızda aralığa düşmüyor. 3 yazdığımızda da aralığa düşmüyor. Ama 2 ile 3 arasında bir değer olduğunu anlayabiliyoruz buradan. B 2 ile 3 arasında bir değere sahip. 5'in kuvveti var 6'a. 5'in birinci kuvveti 5'e eşit. 5'in karesi de 25'e eşit. Burada C yerine 1, 2 sayıları gelemez. Ama 1 ile 2 arasında bir sayı gelebilir. O zaman 1 küçüktür C, küçüktür 2 olmalı. Bu eşitsizlikleri karşılaştırdığımızda burada en küçük olanın C, sonra B, sonra A olduğunu görüyoruz. C, B, A. Cevabımız D şıkkı.
İkinci soru. Bir yüzünün alanı 250-8 kilometre kare olan bir kare şekildeki gibi ikiye katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra şekil 2'deki dikdörtgen ikiye katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Buna göre şekil 3'teki şeklin çevresi kaç santimetredir? Burada alanı bize kilometre kare olarak vermiş, çevre ise santimetre olarak istiyor. Yani birim çevirmesi bizi bekliyor. Yüzünün alanı, karenin bir yüzünün alanı 2 üzeri eksi 8. O zaman bir kenarı 2 üzeri eksi 4 olur. Daha sonra bu katlandığı zaman şu kenar değişmiyor. Burası 2 üzeri eksi 4 fakat diğer kenar yarıya düşer. Yani 2 üzeri eksi 4'ü 2'ye böleceğiz. Bu da 2 üzeri eksi 5 olur. Burası 2 üzeri eksi 5. Sonra tekrar katlandığı için şu kenar 2 üzeri eksi 5, diğer kenar da 2 üzeri eksi 5 olur. İşte bunun çevresini bulacağız. Çevre eşittir. Bir kenar 2 üzeri eksi 5 ve 4 tane kenarı var kare olduğu için. 4 ile çarptık. Burada 2'nin karesi çarpı 2 üzeri eksi 5'ten bunun çevresi 2 üzeri eksi 3 kilometre oldu. Şimdi santimetreye çevireceğim. Kilometrenin hemen altında hektometre, onun da altında dekametre, sonra metre, desimetre, santimetre ve milimetre var. Biz şu an kilometredeyiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamak aşağıya inmemiz gerekiyor. Bunun için 2 üzeri eksi 3'ü tam 5 defa 10 ile çarpmalıyız. Yani 10 üzeri 5 ile çarpmalıyız diye düşünebiliriz. 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8 olarak yazalım. 10 üzeri 5'i de şöyle yazıyorum. 1000 çarpı 100 diye. Neden böyle yaptım? Çünkü 1000 sayısı 8'e bölünür. Bölünsün diye böyle parçaladım. 1000'i 8'e böldüğümüzde 125 olur. 125 çarpı 100 oldu. 125 sayısı 5'in küpüdür. 1000 sayısı da 1000 değil. 100 sayısı da 5'in karesi yani 25 çarpı 4'tür. O da 2'nin karesi. Şu 5'in küpü ile 5'in karesini çarptığımızda 5 üzeri 5 olur. 2'nin karesi de 4. 4 çarpı 5 üzeri 5. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdaki tabloda 4 farklı haritada 2 şehir arasındaki uzaklık ile bu şehirler arasındaki gerçek uzaklık kilometre ve santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre hangi haritada küçültme oranı en büyüktür? Burada harita üzerindeki ölçeği gerçek ölçüye böleceğim. Burada kilometre verilmiş, burada santimetre verilmiş. Bunları aynı birim yapabiliriz. Fakat bir karşılaştırma yaptığımız için aynı birim olmasına gerek yok. Önce x'i bulalım. Haritadaki uzunluk 10 bölü 800. Bunu sadeleştirdiğimizde 1 bölü 80 olur. Diğerine gelelim, y'ye gelelim. 5 bölü 500 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 100 olur. Z'ye geldim. 8 bölü 400. 8'i 400'e böldük mü? 1 bölü 50 olur. Ve 6 bölü 300 oldu. 600'ü de 6'yı da 300'e böldüğümüzde yani sadeleştirdiğimizde diyelim 1 bölü 500 olur. Küçültme oranı en büyük olanı soruyor. Burada 100 var, 80 var, 50 var, 50 var. En büyük olan şuradaki 100 olur. Cevabımız Y olacak. Yani B şıkkı. Dördüncü soru. Murat öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi 6 tane üslü ifade yazıyor. Tahtaya kalkan Enes bu üslü ifadelerden değerleri eşit olan ikililerin üzerlerini çizdikten sonra geriye kalan üslü ifadelerin değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bunların sonucunu bulalım. Şu birincisinin sonucu hatta böyle ok çıkarmayayım çok karışacak. Şuraya yazayım. Eksi şunun sonucunu buluyorum. Eksi 1 bölü 9 olur bu. Hemen yanındaki ifade ise şu ise kuvvet çift olduğu için o artı 1 bölü 9 olur. Buradaki parantez ise hiçbir işe yaramaz. Yani şununla aslında aynısıdır. O eksi 1 bölü 9 olur. Burada 1 üzeri 2009 birim bütün kuvvetleri 1'dir. O öndeki eksi bir işe yaramaz burada. 1 olur. Öndeki eksi aynen geliyor. Eksi 1'in çift kuvvetleri var burada. O artı 1 yapar. Eksi 5 üzeri 0 var. Şu 5 üzeri 0 1 yapar. Öndeki eksiden dolayı o eksi 1 oldu. Burada birbirinin aynısı olan kimler? Eksi 1 bölü 9'lar gitti. Eksi 1'ler de gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü 9'da 1 kaldı. Bu ikisini topluyoruz. O da 10 bölü 9 olur. Cevabımız C şıkkı. Üslü ifadeler konusunun yeni nesil bölümüne ait ikinci testin sorularını çözümlerle yapacağım. Birinci soru.
Mert ile Can'ın oynadıkları zar atma oyununda oyuncular aynı anda zarlarını atıyorlar. Zarların üzerine gelen iki sayı farklı olduğunda büyük sayı taban ve küçük sayı üst olarak yazılıp elde edilen üstü sayının değeri hesaplanarak üste büyük sayının geldiği oyuncuya bu sayı puan olarak yazılıyor. Üste aynı çift sayı geldiğinde sayılardan biri üst, diğeri taban olarak yazılıp elde edilen sayı oyunculara paylaştırılıyor. Üste aynı tek sayı geldiğinde ise oyunculara üste gelen sayıları puan olarak yazıyorlar. Buna göre Can'ın toplam puanı Mert'in toplam puanından kaç fazladır? Birinci atışa baktığımızda Mert 3, Can 4 yapıyor. Burada büyük olan sayıyı taban, küçük olan sayıyı üst yaparak kaç puan aldığını bulmamız gerekiyor. Yani 4 üzeri 3, 64 puan gelir bu atıştan, birinci atıştan. Bu puanı kime yazmalıyız? Can'a yazmalıyız. Çünkü büyük olan o. En büyük o attı. Daha sonra 4-4 atıyorlar. İkisi de çift attı. Aynı çift sayı attıklarında bir üstü sayı yazıyoruz ve bu üstü sayının sonucunu hesap edip oyunculara paylaştırıyoruz. Yani 4 üzeri 4, 256 yapar. Bu 256'nın yarısını Mert, yarısını da Can alır. Aynı tek sayı geldiklerinde üste gelen sayıyı puan olarak veriyoruz her iki yarışmacıya da. 3 atılmış bir sonraki atışta. Dolayısıyla 3'er puan alacaklar. Burada Can'ın aldığı toplam puan Mert'in aldığı toplam puandan kaç fazladır diyor. 128 ile 128 birbirinin aynısı. 3 ile 3 de birbirinin aynısı. Şuradaki 64 fazlalık oluyor. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Mehmet Usta elinde bulunan ve yukarıda uzunlukları verilen tahtalara kullanarak 1,28 metre uzunluğunda ve basamak genişliği 2 üzeri 5 santimetre olan merdiven yapıyor. Mehmet Usta parçaların tamamını kullandığına göre yaptığı merdiven kaç basamaklıdır? 1,28 metre uzunluğunda merdiven yapıyor. Bu metreyi santimetreye çevirdiğimizde 100 ile çarpıyorum. 128 santimetre olur. 2 tane burada ayak kullanılmış. Dolayısıyla 128 santimetreyi 2 ile çarpıyoruz. 256 santimetre bu merdivenin ayakları için tahta lazım. Burada 258 santim uzunluğunda bir tahta var. 258 zaten 256 santimetredir. O zaman şuradaki tahta ile bu ayakları yapabiliriz. Geriye 2 üzeri 9 santimetrelik tahta kalıyor. Onu da eş parçalara bölüp ki 2 üzeri 5 santimetrelik parçalara bölüp basamakları yapabiliriz. Yani 2 üzeri 9'u 2 üzeri 5'e böldüğümüzde 2 üzeri 4 yapar. O da 16. 16 basamak elde edebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Bir otelin her bir katında oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Kat numarası çift sayı olan katlardaki odalar 2 kişilik iken kat numarası tek sayı olan katlardaki odalar 4 kişiliktir. Buna göre 4. ve 7. katlarında bulunan odalarda en fazla kaç kişi kalabilir? Kat numarası 1 ile 5 arasında olan odalarda 80-4x kişi var. Katlarda 80-4x oda varmış. Bu 4. kat 1 ile 5 arasında olduğu için x yerine 4 yazmamız gerekiyor. Şu yukarıdaki denklemde, cebirsel ifade diyelim, denklem değil de 8-4 çarpı 4'ten 64 olur. 64 oda var 4. katta ve çift numaralı odalarda 2 kişi kalabiliyor. O zaman 64'ü 2 ile çarptığımızda 128 kişi burada kalabilir. 7. kata bakmamız gerekiyor. 7. kat şu arada olduğu için şuradaki cebirsel ifadede x yerine 7 yazmamız gerekiyor. 2 kere 7'den 14, 18 daha 32 oldu. Ve tek numaralı katlarda 4 kişilikmiş odalar. O zaman 32'yi 4 ile çarpıyoruz. Buradan 128 gelir. İkisini topladığımız anda 256, o da 2'nin 8. kuvveti olur. En fazla 258 kişi kalabilir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda 3x3'lük bir karenin birim karelerinde yazan üstü ifadelerin eşit oldukları birim kareler aynı renge boyanıyor.
Buna göre aşağıdaki kareler hangisinin boyanmış şekli yukarıda verilen şartı sağlamaktadır? 8 üzeri 4 ifadesi hepsinin tabanını 2 yapmayı düşünüyorum. 8 üzeri 4, 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri 12'dir. Eksi 4'ün 6. kuvveti. Burada kuvvet çift olduğu için bu 4 üzeri 6'ya eşit olur. O da aslında 2 üzeri 12'dir. Eksi 2 üzeri 12'ye dokunmuyorum. 16'nın küpü 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 12 olur. Eksi 16'nın küpü. Burada 16 sayısı 2'nin 4. kuvvetidir. Üzerinde de 3 var. Eksi aynen gelir. Ön tarafta o herhangi bir şekilde değişmez. Dolayısıyla eksi 2 üzeri 12 olur burası da. Ve 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti. 4 kere 3 12. Bu da 2 üzeri 12 olur. Şu ifadeye geldim. Burada taban negatif ama en dıştaki kuvvet pozitif olduğu için sonuç pozitif çıkar bir kere. 3 kere 4'ten de 12. 4 üzeri 6 2 üzeri 12'dir. Eksi 4 üzeri 6. Buradaki kuvvet olan 6 eksiyi etkileyemez. Bizim burada 4 üzeri 6'yı hesap etmemiz gerekiyor. O da 2 üzeri 12'dir. Önüne de eksi koyuyoruz. 2 üzeri artı 12 eksi değil. Dolayısıyla burada şunlar birbirinin aynısı. Bunları bir renkle boyayacağız. Sonra şunları da başka bir renkle boyayacağız. Bunun olduğu şık nerede var? Cevabımız A şıkkı. Üslü ifadeler konusunun yeni nesil bölümüne ait 3. testin sorularını çözeceğim. 1. soru. Aysun Hanım'la Ayfer Hanım ikisi de aynı fırından aşağıdaki tabloda verilen ödeme şekliyle birer fırın almışlardır. Aysun Hanım'ın 300 TL peşinat ve 12 taksitle aldığı bu ürünü Ayfer Hanım %20 peşinat ödedikten sonra aylık 2 üzeri 6 TL eşit taksitle aldığına göre Ayfer Hanım'ın taksit sayısı kaçtır? Aysun Hanım 300 TL taksit ödemiş. Burada peşinat ödemiş. Taksit miktarı da belli ve 12 tane de taksit ödemiş. Öncelikle şu taksit miktarını bir düzeltelim. Burası çözümlenmiş olarak bize verilmiş. 75 TL'ye karşılık gelir. Aysun Hanım 75 TL taksit ödemiş ve bunu 12 ay boyunca ödemiş. O zaman 75 ile 12'yi çarptığımızda 900 TL'lik bir toplam taksit tutarı olur. 300 TL'de peşinat ödediği için 900'e bir de 300 ilave ediyoruz. Demek ki fırının fiyatı 1200 TL. İşte bu 1200 TL'lik fırının Ayfer Hanım da aynı fırından %20 peşinatla almış. %20'sini bulalım bir kere. 1200'ün %20'si 20 ile çarpıp 100'e bölüyoruz demektir. 2,0 alttan 2,0 üstten buradan 240 olur. 240 TL'lik bir peşin ödeme söz konusu. Taksitle ödenen kısmı da bulmalıyız. Bunun için 1200'den 240'ı çıkarıyoruz. Demek ki Ayfer Hanım 960 TL taksit ödemiş toplamda. Bir tane taksitini biliyoruz. Bir tane taksidi 2 üzeri 6 yani 64 TL. O zaman 960'ı 64'e böldüğümüzde 15 taksit çıkar. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Yukarıda birinci satırda 4 üslü ifadeden her biri ikinci satırdaki 4 üslü ifadeden kendisine eşit olmayan bir üslü ifadeyle birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaç olur? İki tane üslü ifadenin birbirine oranının en çok olması isteniyor. Bunun için pay kısmına büyük, payda kısmına küçük bir üslü sayı gelmeli. Peki büyük üslü sayı nasıl olabilir? Öncelikle şu ikinci satırı biraz düzenleyelim. Bu 3 üzeri eksi 4 olur. Burası 3 üzeri eksi 3. Burası 3 üzeri 0. Burası da 3 üzeri 6 olur. Burada 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 5'i seçtiğimizde bunların çarpımından elde edebileceğimiz en büyük üslü sayı elde etmiş oluruz. Aşağıda ise en küçük üslü sayıyı elde etmeye çalışacağım. 3 üzeri eksi 4 ile 3 üzeri eksi 3'ü çarparak en küçüğünü elde edebiliriz. Yukarısı 3 üzeri 11 olur. Aşağısı da 3 üzeri eksi 7. Buradan 3 üzeri 11'e dokunmadım. 3 üzeri eksi 7'yi yukarıya alırsam 3 üzeri artı 7 çarpma oldu. 3 üzeri 18 kuvvetleri topladık. Cevabımız C şıkkı. 640 kilometrelik bir otobanın başlangıçtan sonra 2'nin farklı pozitif kuvvetleri aralıklarla yakıt istasyonları, 3'ün farklı pozitif kuvvetleri aralıklarla dinlenme ve park alanları varken 5'in farklı pozitif kuvvetleri ise hem yakıt hem dinlenme park alanları mevcuttur.
en fazla olacak şekilde yakıt istasyonları ve park dinlenme alanı olacak şekilde planlama yapılan bu otoyolda birbirine en yakın olan iki yakıt istasyonu arasındaki uzaklık en çok kaç kilometredir? Bunun için bir doğrusal yol çizelim öncelikle. Çizdik ve buraya istenen istasyonları yerleştirelim. Öncelikle ikinin farklı pozitif kuvvetlerine yakıt istasyonu koyalım. Yani 2 üzeri 1'e koyacağız. 2'ye. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 128. 2 üzeri 8, 256. 2 üzeri 9 da 512 olur. 2 üzeri 10 desek 1024 yapar. Zaten yolun tamamı 640 geçmiş oluyoruz. Burada bıraktık. Buralara ne koyulmuş? Yakıt istasyonu. Yakıtın Y'sini yazalım. Sonra 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerine de dinlenme ve park alanı koyulmuş. 3'ün kuvvetleri 3'ten başlıyor. 3 üzeri 1'den başlıyor pozitif kuvvetleri. Yani 3. Sonra bir 9 geliyor. Sonra 27. 27. 3'ün 4. kuvveti 81. Sonra 3'ün 5. kuvveti de 243 olur. 3'ün 6. kuvveti ise 729 olur. 640'ı geçtiği için burada duruyoruz. Evet, buralara ne koyulmuş? Dinlenme ve park alanları. Biz buraya böyle P diyelim kısaca. Parkın P'si. Ve 5'in pozitif tam sayı kuvvetlerine de yakıt ve park koyulmuş. Yani 5'in 1. kuvvetinden başlayacağım. Şurası 5 yapar. Sonra 25. 25 şuralarda bir yerde. 125 vardır. O da şurada bir yerde. Ve 625. O da burada bir yerde. Evet, birbirine en yakın iki yakıt istasyonu arasındaki fark en çok nedir? Örneğin şu ilk başa baktığımızda iki tane yakıt istasyonu var. Birbirine yakın ve aralarındaki farkın 2 olduğunu görüyoruz. Şuraya baktığımızda ise şuradaki iki tane yakıt istasyonu, birbirine yakın olan iki yakıt istasyonu var. Ve bunların arasındaki fark 512-256'dır. Yani 256 olur. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Dikdörtgen şeklindeki 3 kart aşağıdaki gibi birer çizgiyle ikiye ayrılıp her tarafına farklı birer üslü ifade yazılmıştır. Daha sonra bu kartlar üzerlerinde aynı değere sahip yazılı olduğu bölümler yan yana getirilerek aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu şekil koyulacak turuncu yeşil kartlar ile devam ettirilmek isteniyor. Buna göre turuncu yeşil kartlar üzerinde yazılacak üslü ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada birbirine yakın olan uçlara baktığımızda 4 üzeri 3 ve 8 üzeri 2'yi görüyoruz. Yani bu 64, burası da 64. Benzer şekilde 9'un küpü var burada. Burada da -27'nin karesi var. -27'nin karesi aslında 27'nin karesidir. O da 9'un küpüdür. Yani bunlar da birbirinin aynısı olmuş oldu. O zaman bizim 10 üzeri 4 bulmamız gerekiyor. A şıkkına bakıyorum. A şıkkı -10 üzeri 4 olur. Bu olmaz. B şıkkı -100'ün karesi. Bu 100'ün karesi demektir. Kuvvet çift olduğu için. Bu da 10 üzeri 4. Yani bu olabilir. C şıkkı -10 üzeri 4. Parantez var ama buradaki parantezin bir önemi yok. Bu negatif çıkar. Bu da olmaz. D şıkkı B şıkkı ile aynı olduğu için bu da olabilir. Yani B ile D arasında bir şık olacak cevabımız. 25'in karesi 5 üzeri 4 oldu. O zaman bize 5 üzeri 4 lazım. Şu A'yı ve C'yi zaten eledik. 5 üzeri 4. Buraya baktığımızda -5 üzeri 4 var. Olmaz. -5'in 4. kuvveti var burada. Bu kuvvet çift olduğu için bu 5 üzeri 4 demek. Evet, aradığımız cevap D şıkkı.